Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Deccal çıktığı zaman herkes onu sahici bir mürşit sanıp peşine takılacak, sonra Kufe'ye gelince aynı şekilde çalışmalarını sürdürecek, derken peygamberlik iddia edecek. Bunu gören akıl sahibi kişiler ondan ayrılacaklar. Daha sonra ilahlık davasında bulunacak. Haşa, ben Allah'ım diyecek. Deccal'in hadislerde bildirilen özelliklerinden biri de kendini bir mürşit, hatta bir peygamber gibi tanıtmasıdır. Bu da Deccal'in kötülüğü organize ederken insanları sözde Allah adına sanki dini bir amaç gidiyormuş gibi görünerek yönlendireceğine işaret etmektedir. Elbette en doğrusunu Allah bilir. Deccal en sonunda da sözde ilahlığını iddia edecektir. Allah'ı tenzih ederiz. Bir başka hadiste ise Deccal'in bu sapkınlığı şöyle haber verir. Deccal önce ben bir peygamberim diyecektir. Halbuki benden sonra hiçbir peygamber yoktur. Sonra ikinci bir iddiada bulunarak ben Rabbinizim diyecektir. Halbuki siz ölünceye kadar Rabbinizi göremezsiniz. Hadislerde verilen bilgilerden de açıkça anlaşıldığı gibi Deccal kendisini safa safa gösterecektir. En doğrusunu Allah bilir. Asıl düşüncesi kendisinin sözde ilah olduğudur. Ancak bunu ilk planda açıkça ifade etmesi durumunda planlarının zarar görebileceğini düşündüğünden yavaş yavaş telkinde bulunur. Bu nedenle önce yol gösterici olduğunu iddia eder, sonra peygamber, sonra ise sözde ilah olduğunu söyler. Deccal şeytanın telkinleriyle hareket eder. Deccal'in yardımcısı ve dostu şeytandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'in şeytan ve dostlarından yardım alacağını bildirmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği gibi Deccal şeytanın da yardımı ve desteğiyle kendisinin sözde ilah olduğu yalanını insanlar arasında yayar. Şeytanlar ona ne istersen söyle yapalım diyecekler. O da hadi gidin insanlara benim onların Rabbi olduğumu söyleyin deyip her birini bir tarafa salacak. Kur'an'da ise şeytanın hakimiyeti altına girmiş insanların durumu şöyle haber verilir. Kim Rahman olan Allah'ın zikrini görmezden gelirse biz bir şeytana onun üzerini kabukla bağlattırırız. Artık bu onun bir yakın dostudur. Deccal, imansızlığının bir göstergesi olarak Allah'tan korkacağına şiddetle şeytandan korkarak onun emirlerini yerine getirmektedir. Ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak, şiddeti ve terörü teşvik etmek, insanların kanını dökmek, insanları kötülüğe yönlendirmek için ondan emir almaktadır. Hadislerden anlaşıldığına göre Deccal'in gizlice faaliyet gösterdiği içinde bulunduğumuz bu dönem kendisinin mürşit olduğunu öne sürdüğü dönemdir. En doğrusunu Allah bilir. Deccal'in mürşitlik iddiasında olması bazı imanı ve aklı zayıf kişileri etkileyebilir. Oysa Deccal sözde ilahlık iddiasında olduğu için Rabbimize, peygamberlere, din ahlakına düşman bir kişidir. Hazreti Muhammed'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, Hazreti Davud'a, Hazreti Süleyman'a ve diğer tüm mübarek peygamberlere karşıdır. Bediüzzaman'da Deccal'in kutsal değerlere olan düşmanlığını bir hikmetli sözünde şöyle belirtmiştir. Büyük Deccal'in ispirtizma neviinden teshir edici özellikleri bulunur. Sadece dünyayı maksat edinen bu inkarcı, mutlak inançsızlıktan çıkan bir cüret ve cesaretle mukaddesata hücum eder. Deccal'in açıkça sözde ilahlığını iddia ettiği döneme gelindiğinde ise Hazreti İsa Allah'ın izniyle onu ve tüm hilelerini yerle bir edecektir.
Onlar ne zaman savaş amacıyla bir ateş alevlendirdilerse Allah onu söndürmüştür. Yeryüzünde bozgunculuğa çalışırlar. Allah ise bozguncuları sevmez.